Okyanus 40 Seans, 9. sınıf kitabında, 20. seanstayız. Oran orantı diyoruz. Problemlerden önce bir oran orantı konusuyla giriş yapacağız. İki çokluktan, iki çokluğun birbirine bölümüne arkadaşlar oran denir. A bölü B, bu bir orandır. Mesela iki çokluktan, diyelim ki, biri 3 kilogram un, diğeri 2 kilogram un. Bunların birbirine bölümüne oran diyoruz. Bu iki unun birbirine oranı diyoruz. Mesela iki ya da daha fazla oranın bu şekilde eşittir şeklinde veya böyle iki tanesinin birbirine eşittir verilmesine ise orantı diyoruz. Orantının bazı özellikleri var. Eğer iki tane varsa böyle içler dışlar çarpımı yapabiliyoruz. Mesela A bölü B eşittir C bölü D dedikleri zaman bu çapraz çarpım A ile D'nin çarpımının çapraz çarpım B ile C'nin çarpımına eşit olduğunu söylüyoruz. Buna biz içler dışlar çarpımı diyoruz. Burada mesela bununla ilgili bir örnek var. X bölü 4 eşittir 3 bölü 2 eşitliğinde şöyle eşittir de çapraz çarptığımda 2 ile x'in çarpımı eşittir. Çapraz çarptığımda 4 ile 3'ün çarpımı 12'ye. Her iki tarafı 2'ye bölünce 12 bölü 2 x'in değeri 6 oluyor. İşte ne yaptık bakın. Çapraz çarparak içler dışlar çarpımı yaparak x değerini bulduk. Eğer ki bu orantıda 3 tane çokluk varsa bunları ikişer ikişer birbirlerine eşitleyip içler dışlar da yapabiliyoruz. İlk başlığımızda sadece bu bilgilerle birkaç soru çözeceğiz. Görüyorsunuz x eksi 3 bölü x artı 3 eşittir 1 bölü 4 eşitliğinde x'i sormuşlar bize. Bu x'i bulabilmek için eşittir ortaya koyuyorum ve çapraz çarpıyorum içler dışlar. X eksi 3 ile 4'ü çarpıyorum. Bakın parantez kullanın mutlaka. Çünkü bu 4 hem x ile hem 3 ile çarpılmalı. Parantez koymazsam sadece x ile çarparım, 3 ile çarpmayı unuturum. 1 çarpı x artı 3. X artı 3 ile 1 ile çarparsam yine x artı 3 olacak. Buradaki çarpmamızı yapalım. 4x eksi 4 kere 3 12 diye. Burası x artı 3. Burada harfleri bir tarafa, sayıları bir tarafa alalım. Şu x'i bu tarafa eksi x diye alalım. 3'ün yanına eksi 12'yi artı 12 diye alalım. Bu tarafta 4x'ten x çıktı, 3x kaldı. Bu tarafta 3, 12 daha 15 oldu. X'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 3'e bölüyoruz. 3x'i 3'e böldük, x 15'i 3'e böldük, 5. İşte x'in değeri 5 oldu. İkinci soruda yine iki bilinmeyen var, A ve B. Bunların toplamı farkına oranı 5 bölü 3'müş. Ve burada A'yı B'yi değil A bölü B oranını soruyorlar. Bunun için yine içler dışlar çarpımı yapacağım. Eşittirimi koyuyorum. 3 ile A artı B'yi çarpacağım. 5 ile de A eksi B'yi çarpacağım. Bakın parantez kullanmayı unutmuyoruz. Burası 3'ü dağıtırsak 3A artı 3B olur. Buraya 5'i dağıtırsak burası da 5A eksi 5B olur. Bunda A'ları bir tarafa, B'leri bir tarafa toplayacağım. Şimdi şu 5A'nın yanına 3A'yı alalım. Eksi 3A diye büyüğün yanına küçük olan gelsin. Burada da 3B var. Bu eksi 5B bu tarafa artı 5B olup gelsin. Burası 3, 5 daha 8B olurken burası 5'ten 3 çıktı 2A oldu. Her iki tarafı 2'ye bölelim. A eşittir 4 B oldu. Her iki tarafı 2'ye böldüm. 2A'yı 2'ye böldüm. A 8B'yi 2'ye böldüm. 4B. Şimdi bize A bölü B oranını sordukları için A bölü B olsun diye her iki tarafı B'ye bölerim. Böyle yaptığımda sağ taraf A bölü B olurken sol tarafta B'ler gider 4 kalır. A bölü B oranımızı 4 bulduk. Üçüncü sorudayız. Yine bir önceki soruda olduğu gibi bu orantı verilmiş ve M bölü N oranı sorulmuş. İçler dışlar yapacağız.
3 ile m eksi 2 n'yi çarpıyorum. 1 ile m artı n'nin çarpımı yine m artı n olur. 3'ü paranteze dağıtırsak burası 3m eksi 3 kere 2 n 6 n olacak. Burada da m artı n var. 6 n'yi bu tarafa alıyorum, n'nin yarına 6 artı olarak geliyor. Bu 3m'nin yanına da şu m'yi eksi m diye alıyorum. Burada 2m, burada 7 n oldu. Bize m bölü n sorulmuştu. M'nin altında n var. M bölü n böyle olacak. O zaman burayı da n'ye bölelim. Her iki tarafı n'ye böldük. M bölü n yalnız kalsın diye burayı 2'ye bölelim. Burayı da 2'ye bölelim. Bunun sonucunda eşitliğin sol tarafında 2'ler gidince m bölü n kalıyor. Sağ tarafında da n'ler sadeleşince 7 bölü 2 kalıyor. İşte m'nin n'ye oranı 7 bölü 2'ymiş. Dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soruya geçemiyoruz. Dördüncü soru yok çünkü burada tabii. Bir sonraki başlığa geçiyoruz. Burada arkadaşlar bir not var. Bakalım nasıl bir notmuş. 3x eşittir 5y diye bir eşitlik size soruda verildiğinde kolay yoldan bunları k harfi vereceksiniz. X yerine bunun diğerinin katsayısı 5 olduğu için 5k verirseniz, y yerine de diğerinin katsayısı 3 olduğu için 3k verirseniz bu eşitlik sağlanır. Nasıl mı? Şöyle. Bakın bu 3 ile 5k'yı çarptığımda 15k buluyorum. 5 ile 3k'yı çarptığımda yine 15k buluyorum. İşte görüyorsunuz eşitliği sağlamış oldu. Birbirlerine diğerinin katsayısını veriyorsun. 5k yani 5'in katı, 3'ün katı, ikisi de k'ya 1 verirsek bu 5'e bu 3 olur. K'ya 2 verirsek bu 6 olur, bu 10 olur şeklinde x'e y'ye böyle k vererek değerlerini bulmayı öğretiyoruz. Şimdi bu başlıkta bunlara bakacağız. Başka tip şeyler de var tabii. Mesela 2x eşittir 5y ve 3y eşittir 7z. Burada ise arkadaşlar 2x eşittir 5y, 3y eşittir 7z diye 3 tane birden harf x, y, z, 3 tane birden harf olduğu zaman ne yapacağız? Bunu göstereceğim. Aynı, ikisinde de aynı olan ortak harfin katsayısını eşitlemeyi hedefleyeceğiz arkadaşlar. Bunun katsayısı 5, bunun katsayısı 3. O zaman 5 kere 3 15 olsun diye bunun her iki tarafını 3 ile genişletiyorum. Burası 15y oluyor. Bu da 3 kere 5 15 olsun diye bunun her iki tarafını 5 ile genişletiyorum. Burası da 15y oluyor. Ve ifade bunun sonucunda neye dönüşüyor biliyor musunuz? Burası 3 kere 2 6x eşittir 5, 3 kere 5 15y eşittir. Bakın burada da 15y var. Tekrar yazmaya gerek yok. 15y eşittirden sonra burası da 15y'ye eşit olduğu için 35z diyor. İşte bakın bu üçlünün birbirine eşit olmasını sağlayalım. Bu noktadan sonra artık bunlara k verirken arkadaşlar payda eşitler gibi k vereceğiz. Nasıl oluyor derseniz şu şekilde oluyor. Kendimize soru soracağız. 6, 15, 35 sayıları. Eğer payda olsaydı kaçta eşitlenirdi? Böyle bir şey sorarak mesela. Bu eşitlikte x, y, z sayılarını bulabilirsiniz. Burada payda eşitlemekte mesela çok büyük sayılar olduğu için zorlanıyorsanız bunların ekoklarını alarak yapabilirsiniz. Mesela 6, 15, 35'in ekokunu alıyorum. 2'ye böldüm. 3, 15, 35. 2'ye bölünmüyor artık. 3'e böldüm. 1, 5, 35. Artık 5'e bölünen var. 5'e böldüm. 1'e 7. 7'ye böldüm. 1. Bunların ekokları 6 kere 5, 30 çarpı 7, 210'muş. Bunların çarpılınca burası da 210 yapmalı.
Burası da 210 yapmalı. Burası da 210 yapmalı. Bu şekilde x, y, z'ye k cinsinden değer vereceğiz. 6'yı 35 ile çarpınca 210 yaptığı için x'e 35k, 15'i 14 ile çarptığımızda 210 yaptığı için 15'e 14k, 35'i de 6 ile çarptığımızda 210 yaptığı için z'ye 6k verdik. Bu şekilde üçlü olduğunda da böyle yapabiliyorsunuz. Şimdi sorular üzerinden devam edelim. Birinci soruda a artı b bölü a eksi b 4 bölü 3 olduğuna göre a bölü a artı b oranı kaçtır? Bir önceki başlıkta yaptığımız gibi burada yine içler dışlar yaparak a ile b'nin bir oranını bulalım öncelikle. 3 çarpı a artı b eşittir diyorum 4 çarpı a eksi b'ye. Bu taraf 3a artı 3b oluyor. Bu tarafta 4a eksi 4b oluyor. Burada a'ları bu tarafa aldık. 4a'dan 3a çıktı diye. Burada 3b vardı. Bu 4b'yi bu tarafa artı diye aldık. Oldu. 7b eşittir a. 4'den 3 çıktı 1a. 3, 4 daha 7, 5. Şimdi artık katsayılarını birbirinin katsayılarını diğerine vereceğim. Bunun katsayısı 7 olduğu için buna 7K diyeceğim. A'nın katsayısı 1 olduğu için B'ye de 1K diyeceğim. Böylelikle 7 kere 1K eşittir 7K eşitliğini sağlamış olacağım. A'ya 7K, B'ye ise 1K demiş olduk. Şimdi bunları K cinsinden bu a bölü a artı b'de yerleştirince bunun oranının kaç olduğu ortaya çıkacak. A yerine 7k yazıyorum. Aşağıda da a yerine 7k, b yerine k yazıyorum. Yukarısı 7k, aşağısı 7, bir daha 8k oldu. K'lar sadeleşince bu oran 7 bölü 8 bulundu. Doğru cevap C'dir. İkinci sorudayız. Bir önceki sorunun benzeri yapılmış. Yine burada içler dışlar çarpımıyla başlıyoruz işleme. 2 çarpı şu eşitliğimizin bu tarafı 2 çarpı m artı 2 ne? Bu tarafı 5 çarpı m eksi ne? Şimdi burada 2'yi paranteze dağıtırsam 2m artı 2 kere 2 ne? 4 ne? Burada 5'i paranteze dağıtırsam 5m eksi 5 ne? N'leri bu tarafa alalım. Şu eksi n artı n olsun diye. 4n artı 5n diye buraya geldi. Bu 5m'nin yanına da bu 2m'yi eksi 2m diye alalım. Bu tarafta 5'ten 2 çıktı. 3m kaldı. Bu tarafta 4, 5 daha 9n kaldı. Sadeleşiyor. Her iki taraf 3'e bölünüyor. Burayı 3'e böldük m. Burayı 3'e böldük 3n bulduk. Artık k cinsinden yazacak olursak n'nin katsayısı 3 olduğu için buna 3k, M'nin katsayısı 1 olduğu için N'ye 1K dedik. Yani M yerine 3K, N yerine 1K yazacağız. M artı N bize sorulan M artı N bölü 2M eksi N ifadesinde M'nin yerine 3K artı N'nin yerine K yazıyoruz. Bölü aşağıda 2M diyor. 2 çarpı M'miz yine 3K. Eksi n'miz de k. Şimdi yukarısı 3k, k daha 4k oldu. Aşağısı 2 kere 3, 6k'dan 1k çıktı, 5k oldu. K'lar sadeleştiğinde 4 bölü 5 buluyoruz. Üçüncü soruda x, y, z pozitif tam sayılarmış. Pozitif tam sayıları düşünürseniz sıfır dahil değildir. 1, 2, 3 diye giden sayma sayılarıdır. Böyle bir eşitlik verilmiş. Bu eşitlikten x, y, z toplamı en az kaçtır diye soruluyor. Y'lerin katsayılarını eşitlemeyi tercih ediyorum. Birine 3, birinde 2 var. 3 ile bu 2 olanı 3 ile her iki tarafını, 3 olanın da her iki tarafını 2 ile çarptığımızda birbirine katsayılarını y'lerin vermiş oluyoruz. Bu taraf 9x oluyor. Bu taraf 2 kere 3 6y oluyor.
Aşağıda da 6y eşittir. 5 kere 2 10z oluyor. Şimdi 9, 6, 10 sayılarının ortak katını düşüneceğiz. 9'a, 6'ya, 10'a bölünebilen en küçük sayı 90 oluyor. O zaman buna 10k diyoruz. 90'ı 6'ya bölünce buna 15k diyoruz. Bunu da 90'ı 10'a bölünce 9k diyoruz. K'ya 1 verirsem x, y, z'nin en küçük pozitif değerini bulurum. Dolayısıyla x'i 10, y'yi 15, z'yi 9 bulmuş oluyorum. Ve bu iki sayıların toplamı da böylece 34 oluyor en az. Bir sonraki başlıkta yine bunun devamı var. Şöyle bir orantı verilmiş. Üçlü orantı. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir K diye verildiğinde şu A bölü B eşittir K diye bakarsan içler dışlar yapınca A'nın B çarpı K olduğunu, C bölü D'de C'nin DK olduğunu, E bölü F'de E'nin FK olduğunu söyleyebilirsin. Bakın burada örnek verilmiş. A bölü B 3 ise 3 ile B'nin çarpımı A 3B oluyor. C'miz D ile 3'ün çarpımı 3D oluyor. E'si F ile 3'ün çarpımı 3F oluyor. Bu şekilde yazabiliyoruz yani. Şimdi bu başlıkta bunlardan yapalım. Şurada biraz daha açıklamamız var. A bölü B, C bölü D, E bölü F eşittir K ise tam tersine B ile A'nın yerini değiştirip bunlara ters takla attırdığımızda K'da ne olur? 1 bölü K olur. Bu da güzel bir not var burada. Sorularımızda x bölü 2, y bölü 3, z bölü 7 ve x eksi y artı z 30 olduğuna göre x y z toplamı kaçtır? Bunu ben iki yöntemle göstermek istiyorum. Öncelikle bu ifadeye k diyerek başlıyorum. X bölü 2 eşittir k ise x'in 2k olduğunu, y bölü 3 eşittir k ise y'nin 3k olduğunu, z bölü 7 eşittir k ise z'nin 7k olduğunu söyleyebiliyoruz. X eksi y artı z eşittir 30 ifadesinde x yerine 2k eksi diyor. Y yerine burada kaç k demişiz? 3k. Z yerine kaç k demişiz? 7k yazıyorum. Burası 6k oluyor. Eşittir 30. Her iki tarafı 6'ya bölünce k'yı 5 buluyoruz. K değeri 5 ise o zaman x'in, y'nin, z'nin değerlerini attık bulabiliriz. X, Y, Z topla demiş. Topladığında kaç K yapıyor bunlar? 12K yapıyor. K'nın yerine de 5 yazarsak X, Y, Z'nin toplamı 60 olur. Doğru cevap 60 oluyor. K'ların yerine 5 yazınca X'imiz 10. 5 yazınca 3 kere 5 Y'miz 15. 7 kere 5 Z'miz 35 oluyor. Gerçekten toplayınca da 60 olur. Peki ikinci yol nedir? Şimdi arkadaşlar şöyle bir çizgi çekelim şuradan. İkinci yolu şu şekilde yapıyoruz. Şu x eksi y artı z eşittir 30'dur ifadesini. Burada aynısını yapıyoruz. X eksi y artı z yazısının aynısını buraya yazıyoruz. Peki aşağıya ne yazacağız? X yerine 2, sonra eksi dedikleri için eksi, y yerine 3, sonra artı dedikleri için artı, z yerine de 7 yazıyoruz. Ve bunun sonucunda biraz önce o eşittir k dediğimiz k'yı bulacağız. Yukarısı x eksi y artı z kaç olarak verilmişti bize? 30 olarak soruda verilmişti. O zaman yukarısı neymiş? 30'muş. Aşağısı ise bu vatandaşların toplamı 6 olduğu için 6'dır. 30 bölü 6 5 olduğu için k'yı bulmanın kısa yolu arkadaşlar işte budur. Diğerleri aynı. X 2K olduğu için X'imiz 2 kere 5 10'dur. Y 3K olduğu için 15. Z 7K olduğu için 7 kere 5 35'tir. Diğer kısmı aynı. Bundan sonraki soruları büyük oranda bu yöntemle yapacağız. İkinci yolla.
Üçüncü sorudayız. Bu şekilde verilmiş. Hemen uzun bir kesir çizgisi çekti. Sorudaki 2a artı b eksi c ifadesini yazdım. Çünkü onun eşitinin 35 olduğunu verilmiş biliyorum. Böyle aşağıda ise 2a dediği için 4'ün 2 katı 8 yazıyorum. Sonra artı dediği için artı. Sonra artı b dediği için b'nin altındaki 2'yi yazıyorum. Sonra eksi diyorum, c yerine de 5 yazıyorum. Şimdi yukarısı 35 olarak bize soruda verilmiş. Aşağısı ise 10'dan 5 çıktı, 5 kaldı. Kaç oluyor 35'i 5'e bölünce? 7. Demek ki bu ifadenin eşit olduğu k neymiş? 7'ymiş. A 4k'dır. B bölü 2 dediğim için 2k'dır. C bölü 5 dediği için C'miz de 5k'dır. Biz k'yı kaç bulduk? 7 bulduk. K'ların yerine 7 yazarsak A'nın değeri 4 kere 7 28, B'nin değeri 2 kere 7 14, C'nin değeri 5 kere 7 35 bulunur. Bize bunları topla demiş. Toplarsak 77 buluruz. Üçüncü soruda M bölü N, P bölü R, K bölü T eşittir 2 olduğuna göre bunlar nedir diyor. Arkadaşlar biz burada şunu yapacağız. M bölü N eksi N bölü N diye şu parantezin içine ayıracağız. Şimdi paydaları eşitse ortak payda yazılır ya, paydalarını ayrı ayrı da yazabilirim değil mi? Yani ortak payda N'de yazılmış M eksi N veya ayırıp M bölü N eksi N bölü N diye yazabilirim. Bunu da yapacağım şu anda bir şey yok. Bunu böyle bırakacağım. P artı R. P artı R. Şimdi P R'mizin iki katı. Çünkü P bölü R 2 ise P'miz R'mizin iki katıdır. P'nin yerine 2R yazıyorum. Artı R diyor. Aşağıda P'nin yerine 2R yazıyorum. Eksi R diyor. Tek bunu yapacağım. Geldim burada K artı T. K bölü T eşittir 2'ymiş. Buraya taşıyacağız bunu şimdi. K bölü T eşittir 2'ymiş. İşler dışlar yapınca K eşittir 2T. K'ların yerine 2T yazacağız o zaman. K'nın yerine 2T yazıyorum. Artı yanında bir tane daha T var. Bölü. Buradaki 2K'da da K'nın yerine 2T yazarsam 2 kere 2T bu 4T olur. Bir de eksi T var. Şimdi burada görüyorsunuz bir M bölü N yazıyor. M bölü N'nin eşiti burada var. Kaçmış arkadaşlar? 2'ymiş. Bu M bölü N 2'ymiş. Eksi diyorum. N bölü N de aynı sayıyı aynı sayıya bölünce 1 yapar değil mi? 3 bölü 3 1'dir mesela. Burası ise 2R, R daha 3R bölü 2R'den R çıktı R. Burası ise 2T, T daha 3T 4T'den T çıktı 3T şeklinde. Sadeleştirmelerimizi yapıp parantezlerin değerlerini yazıyoruz. 2'den 1 çıktı 1 kaldı. 3R'yi R'ye böldüm. 3 oldu R'ler sadeleşti. Bunu da 3T'yi 3'e bölünce de burada da 1 oldu. Bu 3'ü çarpım durumunda bu 3'ünü çarparsak 3 buluruz. Doğru cevap E şıkkı olur. Ve bir sonraki başlıktayız. Kural olarak A bölü B eşittir C bölü D K ifadesinde bu A bölü B ile C bölü D'nin çarpımı her biri K'ya eşit olduğu için K çarpı K, K karedir. Şimdi bu da K'ya eşit, bu da K'ya eşit. Bu ikisini çarpınca K çarpı K ne buluyorum? K kare buluyorum. Bir başka ifade A bölü B'nin n'inci kuvveti. Bu bir K'ya eşit olması nedeniyle K üzeri N'e eşittir. Çünkü A bölü B de K'ya eşit. Her iki tarafın n'inci kuvvetini alırsam A bölü B'nin n'inci kuvveti K'nın da n'inci kuvvetine eşit oluyor. B
Bir başka özellik a bölü b c bölü d eşitliğinde bunları toplayıp çıkarırsak ve hatta birbirlerini katsayıları vererek aynı payı da paydayı da aynı katsayıyla genişletip daraltarak toplarsak veya çıkarırsak aynı k sabitine eşit olur. Aslında biz bunu ikinci yöntem diye verdiğim yöntemle yaptık. Hem payı hem paydayı aynı işlemleri yaparak toplayıp çıkarmayı yaptık. Bu özelliği şimdi vermişler. Kullanalım bunları. A artı 1 bölü B, B eksi 2 bölü C, C artı 5 bölü A artı X eşittir 1 olduğuna göre X kaçtır de demiştik. Bunların payına paydasına aynı işlemi yaparsak sonuç şey olur. Hani bu eşittir 1 ise yine eşittir 1 olur. Aynı k sabitine eşit olur. Şimdi o zaman yukarıda ne var? A artı 1, B eksi 2, C artı 5 var. Yukarıdakileri gelişigüzel topluyorum. Çünkü aşağıdakileri de toplayacağım. A, B, C olacak aşağıda da. Yukarıdakiler önce harfleri yazıyorum. A artı B artı C. Sonra sayıları topluyorum. 1, eksi 2, 5. Bunları toplayalım. 1 eksi 2 eksi 1 eder. Eksi 1 5 daha artı 4 eder. Aşağıdakileri topluyoruz. B, C, A ve X. Yani A artı B artı C artı X eşittir. Neymiş? 1'e. İçler dışlar yapabilirsiniz. Veya yukarıdaki ile aşağıdaki birbirinin aynısı olduğu zaman 1'e eşit olacağı için X yerine rahatlıkla 4 yazılabilecektir. Değil mi? Yukarısı da aşağı artı 4, aşağısı da artı 4 olsun ki sadece 1 kalsın. X'in değerini B olarak bulduk. Burada yukarıda yazan 5. özelliği kullandık. Yukarıyı ve aşağıyı toplayarak K sabitimiz kaçsa aynı K sabitine eşitledik. İkinci sorudayız. Yukarıdakileri aşağıdakilerle yukarıdaki ve aşağıdakileri yine aynı şekilde toplamayı planlıyorum. Çünkü yukarıda A, B, C varken aşağıda bunların 3'er katı 3A, 3B, 3C var. Burası da bakın 1'e 3 oran var. Demek ki yukarıdakileri aşağıdakileri yine toplayacağız. A, B, C topluyorum. Artı 1, 2 ve 3'ü topluyorum. 1, 2 daha 3, 3 daha 6 yapıyor. Aşağıda 3B, 3C 3A topluyorum. 3A, 3B, 3C topluyorum. Artı sayı olarak 2 eksi 1. Yani 1 var bir de M var. Yani M artı 1 diyebiliriz ya da 1 artı M diyebiliriz. Şimdi A artı B artı C artı 6 var. Yukarıda aşağıda 3A, 3B, 3C artı M artı 1 var ve bu oran 1 bölü 3'müş. Şimdi gerçekten de A'nın 3 katı 3A, B'nin 3 katı 3B, C'nin 3 katı 3C, 6'nın 3 katı da burası 18 olmalı ki bu oran 1'e 3 tam olarak tutsun değil mi? Çünkü yukarıdaki 1 ise aşağıdaki 3 kat olacakmış. Dolayısıyla buradaki M artı 1'in bu mantıkla 18 olacağını düşündük. 1 karşıya atınca M'yi de 17 bulduk. Üçüncü soruda x bölü y, z bölü t, m bölü n. 6 çeşit harf görüyorsunuz. Eşittir 2. Buna göre 3x artı z eksi m eşittir 18 ise şu oran nedir diyor. Yine kesir çizgimizi çekiyoruz. Eşittir 2 demişler yukarıda. Yine eşittir 2 diyoruz. Aynı k sabitine eşit. X'i 3 ile çarpmışlar. Biz de 3, x'i 3 ile çarpıyoruz. Artı z demişler. Eksi m demişler. Biz de aynısını yazıyoruz. X'in altındakilere de aynı şeyi yapacağım. X'i 3 ile çarptıkları için X'in altındaki Y'yi de 3 ile çarpıyorum. Daha sonra arada artı olduğu için ben de artı koyuyorum. Artı Z demiş. Z'nin altında bu kez T var. Z'nin altındaki T'yi yazıyoruz. Araya eksi koymuşlar. Eksi koydum. M'nin altında N var. Buraya da N koyuyoruz. Peki şimdi burada başka ne yapacağım? Yukarıdaki 3X artı Z eksi M'nin eşitini vermişlerdi bize. Kaçtı? 18'di. Buranın 18 olduğunu söyleyeceğim. Yukarısı 18 ise aşağısı kaç olsun ki eşittir 2 bulalım. 18'i kaça bölelim ki eşittir 2 değil mi? İlk öğretim. 18'i kaça bölersek 2 olur. 9'a bölersek. Demek ki aşağısı 9'muş. Yani aşağıdaki 3y artı t
Eksi ne? Neymiş? 9'muş. Şimdi bize aslında burada bir şey daha vermişler. Soruda 3y artı t'nin 4 olduğunu söylemişler. Şimdi aşağıda paydadaki kısmın 9 olduğunu anladık. 19, 18, 9'a bölünce 2 olduğu için aşağısı 9 dedik. Getirdim buraya taşıdım hatta yazdım. Soruda bir de 3y artı t'nin 4 olduğunu vermişler. Şimdi 4 eksi n 9 diye bir şey ortaya çıktı. Eksi n'yi bu tarafa alıp 9'u bu tarafa alırsak n'nin değeri 4'ten 9 çıktı. Eksi 5 olur. Bize de n'yi soruyorlardı. Doğru cevap A şıkkı oldu. Şimdi burası tamam. Bir sonraki başlığa geçiyoruz. Birinci sorudayız. X eksi y bölü x artı 3 y eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır diyor. İçler dışlar çarpımı yapacağım. 2 ile x eksi y'yi çarpıyorum. 1 ile x artı 3 y'yi çarpıyorum. Eşitliğin solu 2x eksi 2 y'dir. Sağı ise x artı 3 y'dir. Şimdi burada eksi y artı olsun diye 3 y'nin yanına şu 2 y'yi attım. Bu 2 x'ten de şu x'i çıkaracağım. Bunu buraya bağladım. X'leri sola topladım. Y'leri sağa topladım. Bu tarafta x kaldı. Sağ tarafta 5 y kaldı. X'in y'ye oranı sorulduğu için her iki tarafı y'ye böleriz. X bölü y olsun diye. Burası x bölü y olur. Bu tarafta y'ler gider 5 olur. X bölü y oranı 5'miş. İkinci soruda 3x eşittir 7y eşitliğini sağlayan x ve y pozitif değerli tam sayılar için x artı y toplamı en az kaçtır? Şimdi x diğerinin katsayısı 7 olduğu için x'e 7k, bunun katsayısı 3 olduğu için y'ye 3k deriz. 7k, 3k daha 10k yapıyor. K'ya da 1 verince bunların en küçük değerleri 7 ve 3 olur pozitif olarak da en küçük değerleri. Dolayısıyla bu ikisinin toplamı kaçmış? 10'muş. Üçüncü soruda x'in y'ye oranı 5 bölü 4 ise üstteki üsttekiyle alttaki alttakiyle orantılıdır. Yani x'e 5k diyebilirsiniz. Y'ye 4k diyebilirsiniz. Gerçekten işler dışlar yapınca da bunun olduğunu göreceksiniz. X artı y en az diyor ve pozitif tam sayı olsunlar diyor. En az bu 5, bu da 4 olabilir. X'in değeri 5, y'nin değeri 4. Bu ikisini toplarsak 9 buluruz. Dördüncü soruda 2a eşittir 3b, 3b eşittir 5c. Bakın 3b, 3b aynı. O zaman şu şekilde yazabiliriz. 2a 3b'ye eşit, diğer taraftan 3b aşağıda 5c'ye eşit. 2, 3, 5 sayıları payda olsa kaçta eşitlenir veya ekokları kaçtır desem 30'da birleşirler. Bunu 30 yapmak için 15k lazım. İlk kere 15, 30. Bunu 30 yapmak için 10k lazım. 3 kere 10, 30. Burası da 6k lazım. 5 kere 6, 30. Hepsi 30'a eşitlendi. A, B, C pozitif tam sayı ve en küçük değerleri olması için k'lara 1 verirsin. Bunu 15, bunu 10, bunu da 6 dersin. Ve 15, 10 ve 6'nın toplamı 31 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. Beşinci soruda x bölü 2, y bölü 3, z bölü 8 diye bir ifade verilmiş. Orantı verilmiş. X eksi y artı z 35 ise x artı y eksi z kaçtır demiş. Şimdi burayı bir k sabitine eşitliyorum. Ve orada verildiği gibi x eksi y artı z yazıyorum yukarıya. X, x eksi y artı z yazıyorum. Aşağısı ise x yerine 2, sonra eksi diyorum, sonra y yerine 3, artı diyorum, z yerine de 8 yazıyorum. Yukarısının toplamının kaç olduğunu bize vermişler. 35 demişler. Yukarısının eşiti 35. Aşağısı ise
Bu arada bunun eşitliği k. Bu k ise bu da k oluyordu. Aşağısı ise arkadaşlar 7 yapıyor. 35'i 7'ye bölünce k'yı 5 buluyorum. K 5'miş. K 5 olduğu için artık x'in, y'nin, z'nin değerini yazabiliriz. X'imiz x bölü 2 eşittir k olduğu için x'imiz 2k'dır. Yani şöyle yazalım hatta, x'imiz 2k'dır. 2 kere 5 10 yapar. Y bölü 3, y bölü 3 k olduğu için y'miz 3k'dır. K yerine 5 yazınca 15 yapar. Z'miz ise z bölü 8 dedikleri için 8k'dır. K yerine 5 yazınca 40 yapar. Şimdi x ile y'yi topla, z'yi çıkart demişler. 10 ile 15'i topla, 40'ı çıkart. Ne yapıyor bu da? Eksi 15 yapıyor. Doğru cevap B oldu. Altıncı soruda x bölü y z bölü t m bölü n eşittir 3 bölü 2 demiş. Bunların çarpımları durumunda bir soru verilmiş. Şimdi x'in altında y var. Şu x ile şu y'yi alıyorum. Çarpı diyorum. Z bölü t demiş. Bizimki t bölü z. Ters çevirmişler. T bölü z deyip buraya yazıyorum. En son olarak yukarıda n, aşağıda m kaldı. N bölü m yazıyorum. Yukarısı x çarpı t çarpı n. Bakın x çarpı t çarpı n. Aşağısı y çarpı z çarpı m. Y çarpı z çarpı m. Ama sadece birbiriyle ilişkili olanları alt alta getirdim. O şekilde yazdım. Şimdi artık değerlerine bakacağız. X'in y'ye oranı 3 bölü 2 olduğu için bunun yerine 3 bölü 2 yazacağız. Çarpı t bölü z diyor. Şimdi bizimki z bölü t. Buradaki t bölü z. O zaman eşit olduğu 3 bölü 2'yi ters çevirip 2 bölü 3 diye yazmamız gerekecek t bölü z'nin yerine. Ve sıra geldi n bölü m. Buradaki m bölü n 3 bölü 2 de tam tersi n bölü m yaptığımızda ters çevirip bunun da 2 bölü 3 yapması lazım. Sadeleşme var mı? Var. Şu 3, şu 3 ile şu 2, şu 2 ile sadeleşir ve bize sadece 2 bölü 3 kalır. Doğru cevap A şıkkı olur. Yedinci sorudayız. X artı y bölü y eksi x eşittir. Eksi y artı x bölü x eksi y artı 1 eşittir 8 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi burada arkadaşlar ben şöyle düşündüm. Hani yukarıdakileri toplasam artı y eksi eksi y'yi götürse yukarıda 2x kalsa. Aşağıdakileri toplasam y'ler gitse, x'ler gitse aşağıda da 1 kalsa. Yukarıdakilerin toplamının aşağıdakilerin toplamına oranı k sabitine eşitti. K'ımız 8 verildiği için 8'dir desem 2x 8 çıkar. X de 4 çıkar. Ne yapabiliyorduk? Taraf tarafa toplayabiliyorduk, çıkarabiliyorduk. Aynı sayıyla payla payda genişletip daraltabiliyorduk. Burada sadece ne yaptım? Toplama işlemi yaptım. Üsttekileri üsttekilerle, alttakileri alttakilerle topladım ve çok önemli, bu eşittir 8 olduğu için buna da eşittir 8 yazdım. Sekizinci soruda ax eşittir b'ye eşittir cz eşittir 4 olmak üzere. X bölü a, y bölü b, z bölü c eşittir 3 olduğuna göre x kare artı y kare artı z kare toplamı kaçtır demiş. Burada ax de 4'e eşit, b'ye de 4'e eşit, cz de 4'e eşit. Diğer taraftan x bölü a da 3'e eşit, y bölü b de 3'e eşit, z bölü c de 3'e eşit. Şimdi şu farkındalığı yapacağız. Ax'in 4'e eşit olduğunu görüyorsunuz. Diğer taraftan x ve a'nın bir arada olduğu x bölü a'nın da 3'e eşit olduğunu biliyorsunuz. Bunları taraf tarafa çarpacağım. Eşittirin sağındaki 4 ile 3'ü çarptım. 12 yaptı. Eşittirin sağındaki ax ile x bölü a'yı çarptığımda a'lar sadeleşiyor ve x çarpı x yani x karenin 12 olduğunu biliyorum. Aynı şekilde b'ye için yapalım her şeyi. B'ye'nin 4 olduğunu yukarıda görüyorum. Ortada y bölü b'nin 3 olduğunu görüyorum. Ve yine bunları taraf tarafa çarpıyorum.
Burası 4 kere 3, 12 olurken burasında yine b'ler sadeleşiyor ve bir öncekinde olduğu gibi b'ye çarpı y bölü b'de b'ler sadeleşiyor. Y kare eşittir 12 oluyor. Aynısı demek ki c'de de olacak. Cz eşittir 4. Z bölü c eşittir 3. Bunları taraf tarafa çarptığımız zaman burası 4 kere 3, 12. Burasını bak yan yana tekrar yazayım görün. Cz çarpı z bölü c. Bu çarpı işareti tabii x ile karışmasın. C'ler sadeleşiyor. Z çarpı z yani z kare eşittir 12 olur. X kareyi de 12 bulduk. Y kareyi de 12 bulduk. Z kareyi de 12 bulduk. Bunların toplamı sorulmuş. 3 tane 12, 36 yapar. Cevap E'dir. İkinci testteyiz. Birinci soru. Görüyorsunuz. Bu orantıda içler dışlar yapacağız. Daha sonra A bölü B oranını bulacağız. 2 çarpı A artı 2B eşittirimi koydum. 2 çarpı A artı 2B eşittir 3 çarpı B eksi 2A. Burası 2A artı 2 kere 2B 4B. Burası 3B eksi 3 kere 2A 6A. Şimdi A'ları bu tarafa, B'leri bu tarafa alıyorum. Veya yani iki tarafta da hep eksi çıkacak ama hadi öyle karar verdik. B'yi buraya alalım. 4B buraya eksi 4B diye gelsin. Bu 2A'nın yanına da bu eksi 6A, 6, 6A diye gelsin. Burası oldu 6, 2 daha 8A. Burası oldu eksi B. 3B'den 4B çıktı, eksi B kaldı. A bölü B oranı soruluyor bize. A bölü B olsun diye her iki tarafı B'ye bölüyorum. Şu 8 gitsin diye her iki tarafı bir de 8'e bölüyorum. Burada eşitliğin sol tarafında 8'ler sadeleşti. A bölü B kaldı. Eşitliğin sağ tarafında da B'ler sadeleşti ve eksi 1 bölü 8 kaldı. Dolayısıyla oranımız eksi 1 bölü 8 oldu. İkinci soruda x bölü 3 eşittir y bölü 5 eşitliği verilmiş. X artı 2y bölü 3x eksi y nedir diyor. Buralarda hemen şu eşittir k deyip x yerine 3k yazabilirsiniz. Y yerine de y bölü 5 eşittir k olduğu için 5k yazabilirsiniz. Dolayısıyla x artı 2y ifadesinde x'in yerine 3k artı 2 çarpı y. Yani 2 çarpı y'mizin yerine de 5k yazarsınız. Aşağıda 3x diyor. 3 çarpı x. X'in yerine 3k yazarsınız. Sonra araya eksi koyup y diyor. Y'nin yerine de 5k yazarsınız. Yukarısı şu 2 kere 5 10k ve 3k toplanır. 13k olur. Aşağısı 3 kere 3 9k'dan 5k çıktı 4k olur. K'lar sadeleşince 13 bölü 4 kalır. Doğru cevap C'dir. Üçüncü soruda x bölü 2, y bölü 3, z bölü 8 orantısı verilmiş. 2x artı y artı z 45 olduğuna göre x artı y artı z toplamı kaçtır diyor. Şimdi şu eşittir k olsun. Burada uzun bir çizgi çiziyoruz, eşittir k diyoruz. K'yı bulmak amacıyla şunu yapıyoruz. 2x dediği için yukarıda x yerine 2x yazıyoruz. Sonra artı y dediği için artı y yazıyoruz. Artı z dediği için artı z yazıyoruz. Yani bu üstü 45'in eşit. Aşağıda da x'in altındaki 2'yi 2 ile çarp. 2 kere 2 4 diyoruz. Çünkü 2x dediği için bu 2'yi 2 ile çarpacağım. Sonra artı diyor y diyor. Y'nin altındaki 3'ü yazıyorum buraya. Artı diyor z diyor. Z'nin altındaki 8 yazıyorum. Yukarısının kaç olduğu belli. Soruda burasının 45 olduğu işte burada verilmiş.
aşağısını topladığımız zaman 15 yapıyor. 45'i 15'e böldüğümüzde de 3 buluyoruz. K3'müş. Biz burada kolay yoldan K'yı bulmayı uyguladık. Demek ki X'i 2'ye bölünce 3 buluyorum. Demek ki X 6, 6'yı 2'ye bölünce 3 buluruz. Y'yi 3'e bölünce 3 bulduğuma göre Y 9'dur. 3 kere 3 9 değil mi? 8 kere 3 Z'miz 24'tür ki 24'ü 8'e bölünce 3 yapar. Artık X, Y, Z toplamında X'e 6, Y'ye 9, Z'ye de 24 yazabilirsiniz. Bunların toplamı 39 yapıyor ve doğru cevap 5 şıkkı oluyor. Dördüncü soruda A, B, C pozitif doğal sayı. Nedir bunlar? 0 pozitif değil, negatif de değil. Birden başlarsın. 1, 2, 3 diye giden sayma sayılarını temsil ediyor. 2A eşittir 3B, 2B eşittir C. A artı B artı C toplamı en az kaçtır diyor. Ne yapacağım? B'lerin karşısının yanındaki bu 3B, bu 2B. Aslında şöyle de yapabiliriz. Hani ben o yöntemi de burada bu soruda göstereyim. Diğer tarafını eşitleyebiliriz. Yani A'nın katsayısı 2A, B'nin katsayısı, C'nin katsayısı da 2 olsun, 2C olsun deyip bir eşitleme yapabilirsiniz aslında. Yani A ile C'nin, yani B'ler ortak ya, ortak olmayanların katsayılarını eşitleyerek yapalım bir de, onu da görün. Bu 2A zaten, bu da 2C olsun diye. Katsayıları 2A'ya 2C olsun diye iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Ne oluyor? Yukarısı 2A'ya 3B eşitliği oluyor. Aşağısı 2 kere 2 4B'ye 2C eşitliği oluyor. Şimdi burada benim işime yarayan şey şu. C'nin katsayısı 2 olduğu için B'ye 2K vermek zorundayım. A'nın katsayısı da 2 olduğu için B'ye 2K vermek durumundayım. Öyle bir kolaylığı oluyor burada. Burası 3 kere 2, 6 olduğu için buna da 3 veriyoruz. 2 kere 3, 6, 3 kere 2, 6 eşitlik sağlansın diye. Bu da 4 kere 2, 8 olduğu için buna da 4 veriyoruz. Bakın, yani birbirlerine diğerinin katsayısını verdik yani. C 2 kere 4, 8K, 4 kere 2, 8K. Burada da eşitlik sağlanıyor, burada da sağlanıyor. Dolayısıyla A'nın değeri 3K'dan 3, B'nin değeri 2K'dan 2, C'nin değeri de 4K'dan en az 4 veriliyor. Bunların toplamı bu şekilde 9 oldu. Beşinci soruda A bölü B, C bölü D, E bölü F, her biri farklı bir harf eşittir 2. A eksi C artı E 16, B eksi D 5 olduğuna göre F kaçtır? Şimdi arkadaşlar uzun bir kesir çizgisini çekiyorum. K'yı burada 2 diye verdikleri için eşittir K diyorum. Pardon, eşittir 2 diyorum. A eksi C artı E diyor. Yukarıdakileri A, C, E'yi şu şekilde ifade etmişler. A eksi C artı E diye ifade etmişler ki bunlar 16'ymış toplamları. Bunların altındaki B, D, F'ye de aynı şey yapacağım. A'nın altında B yazacağım. Sonra eksi dediği için eksi diyeceğim. C'nin altında D var, D yazacağım. Artı dediği için artı diyeceğim. E'nin altında F var, buraya da F yazacağım. Şimdi yukarısının 16 olduğunu soruda bize işte burada vermişler. Burası 16. 16'yı kime bölersek 2 yapar? 16'yı biz neye bölersek 2 yapar? 8'e bölersek, değil mi? Demek ki B eksi D artı F'nin değeri 8'miş. 16'yı 8'e bölünce 2 yaptığından bunu bulduk. Şimdi bunu buraya yazacağım. B eksi D artı F eşittir 8 yazacağım. B eksi D artı F eşittir 8'i bulduk. Şimdi burada soruda B eksi D'yi 5 diye vermişler. Bakın burada yazıyor. B eksi D 5'miş. Şu ikili 5'miş. O zaman 5'e ben kaç ekleyince 8 yapar? 3. 5, 3 daha 8 yapar. F'nin değeri böylece 3 diye bulunur. Bize de F'yi soruyorlardı. Cevap C oldu.
Altıncı soruda A bölü B, C bölü D, K ise A bölü B çarpı C bölü D, K kare. Evet. Şimdi A bölü B de K'ya eşit. C bölü D de K'ya eşit. Bunları çarpınca K çarpı K, K kare olur. Çok doğru. Yine burada A artı C bölü B artı D. Şimdi üstteki üsttekiyle toplanıp alttaki alttakiyle toplanında bu K ise bunun da K olması lazım. 2K falan olmaz. Bayağı K olması gerekiyor. O yüzden yanlış ikincisi. Üçüncüsüne bakıyorum. A bölü B, C bölü D yine K iken A kare bölü B kare, C kare bölü D kare, K kare. Evet. A bölü B K ise her iki tarafın karesini alınca A kare bölü B kare K karedir. Evet. C bölü D'nin her iki tarafın karesini alınca bu da aynı şekilde K kareye eşit oluyor. Bunu kural olarak vermiştik zaten. Doğru olanlar 1 ve 3. Bize hangileri yanlıştır demiş. Yanlış olan yalnız 2'dir. O yüzden cevap B diyorum. Yedinci soruda A bölü B eşittir. C bölü D eşittir. 3 orantısı verilmiş. A artı B bölü A eksi B. C artı D bölü X de eşittir. 5 ise X kaçtır diyor. Şimdi bu soruda işte A yukarıda, B aşağıda, A ile B bir araya getirilmiş. C yukarıda, D aşağıda, C ve D bir araya getirilmiş. O zaman şunu yapacaksınız. Burada içler dışlar yapıp A eşittir B çarpı 3. Yani 3B'dir. C bölü D 3 olduğu için C eşittir 3D'dir diye yapacaksınız. A'ların yerine 3B, C'lerin yerine 3D. Şunun yerine 3B, bunun yerine 3B. C'lerin yerine 3D yazarak yapacaksın. O zaman bu birinci parantezin içi 3B artı B 4B oluyor. Aşağısı 3B eksi B 2B oluyor. Gördünüz mü bakın. A yerine 3B yazdım. 3B, B daha 4B. A yerine 3B yazdım. 3B'den B çıktı 2B. İkinci parantezimiz ise bu 3D yazıldı artık. 3D artı D 4D eder. Bölü X çarpı D. X'i bilmiyoruz. Ve eşittir 5 olduğu söylenmiş. Burada fark ettiyseniz bazı harfler zaten sadeleşiyor. B'ler gidiyor, D'ler gidiyor. 4 ile 2 de sadeleşiyor ve yukarıda 2 kalıyor. Aşağıda 1 kalıyor. Bizim eşitliğimizin sol tarafında 2 ve 4 var bakın. Yukarıda 2 var, bir de bu 4 var. 2 kere 4, 8. Aşağımızda 1 çarpı x, x kalıyor. Şu 1, şu da x. Sağda da 5 var. X ile 5'in yerini değiştirebilirsin. O zaman x eşit olur 8 bölü 5'e. Cevap 8 bölü 5 olur. Burada ben zorlanıyorum diyorsan şu aşamada içler dışlar yapıp 8 eşittir 5x dedikten sonra x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e bölersin. X'i yine 8 bölü 5 diye böyle de bulabilirsin. Sekizinci sorudayız. M, K, T, M, N, P böyle şeyler var. Şimdi bakıyorum. M artı 2K artı T demişler. Peki. M artı 2K artı T demişler. Alttakilere bakıyorum. M'nin altında ne var? Aynen ne yazmışlar. Arada artı var, artı koymuşlar. Sonra 2 çarpı deyip K'nın altında P var. Aynısını yazmışlar. Araya artı var, artı koymuş. T'nin altında R var, aynısını koymuşum. O zaman bu K'ya eşitse bu da K'ya eşit diyorduk. Yani bu 7'ye eşitse bu da 7'ye eşit diyorduk. Dolayısıyla hiç kaleme oynatmadı. Cevabın 7 olduğunu söyleyebiliyorsunuz.